Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Sorduğunuz için teşekkürler. Şimdi ARA34'te bazı değişiklikler yaptım. Onları size göstereceğim. Gördüğünüz gibi jantlarını değiştirdim. Frenlerini orijinale çevirdim. Arabayı komple orijinale çeviriyorum. Spacer'ları ekledim. Arka frenler orijinal. Kanadı aşağıya indirdim. Öyle. Bundan sonra böyle. Koltuklarını da eskiye çevirdim. Gördüğünüz gibi koltuklarda, hatta serinin ikincisine çevirdim. İçerisi olduğu gibi orijinal. Her şey orijinal. Nasıl yapmışım? İyi yapmışım mı? Motoru da söktüm. Motoru dedim ki düz olsun. 2.6 olsun. Ne 2.8'di? Dedim bize fazladan beygir lazım değil dedi. My life be like. Lan neyi dedin ya? Neyi dedin? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok oğlum. Ne değiştireceğim? Yok bak, bu o renk videosu gibi değil ha. Şu an copy paste falan filan yok. Bak beraber gidelim. Dokunalım. Buna dokunduk. Cut falan yok. Buna dokunduk. Heh, copy paste de yok. Daha önceki görüntülerde aldım, buraya yapıştırdım falan. Öyle bir şey yok. Evet, iki tane Bayside Blue GTR. Görmedikliğinde bu kadar. Çok iyi yaptın. Aferin. Bravo. Tamam. Alkış. Arkadaşlar videoyu burada kapatabiliriz. Bu kadar görmediklik yeter. Arkadaşlar küçük bir sponsor aramız var. Sponsorumuz Surfshark. Surfshark'ı daha önceden sizlere tanıtmıştım. Surfshark bir VPN hizmeti. Bu VPN hizmetini satın alırsanız %85 indirim var Japonik koduyla beraber. Memnun kalmazsanız da 30 gün içinde paranız geriye iade. Surfshark'la beraber istediğiniz ülkeden bağlantı gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz ülkedeki mesela Netflix içeriğini izleyebilirsiniz veya başka şeylere bağlanabilirsiniz. Veya güvenliğiniz için farklı IP'lerden internete erişim sağlayabilirsiniz. Surfshark indirme linkini ve indirim kodunu aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Arkadaşlar seviyorum, ne yapayım. Şimdiki. Ne anlatayım ben size? Bunun yerine Gallardo da gelebilirdi. Lamborghini Gallardo aynı fiyat. Ya da işte Ferrari 2 tane 360 F360 ya da bir F430 bir Supra, onlar da gelebilirdi. Ama yani GTR geldi ya. Şimdilik bu geldi. Daha sonra değişebilir. Şimdi olay şu. Bunların ikisi uzun ömürlü durmayacak. Hani ikisi birden uzun ömürlü durmayacak. Bu da gidebilir, bu da gidebilir. O piti piti karım. Öyle bir şey yapmıyorum da. Şimdilik bilmiyorum. Öyle diyeyim. İkisi birden de gidebilir. Ha, onu bilemem. Ama şimdilik ikisi de var. İkisi de duruyor. Bu arada burada gördüğünüz gibi bundaki mülayimliği fark ediyor musunuz? Hı? Bu orijinal tamponun verdiği o mülayimlik, agresiflik. Bak buna bak. Kızgın bir çizgiler. Heh, çoğu arkadaşın ya nerede o fark? Bu niye kızgın görünmüyor falan dediği, ben arabayı ilk aldığımda. Olay bu işte. Şura. Buraya bak. Sert çıkış. Öne doğru geliyor. Zeytin bumper'da. Buna bak. Öpüş yok. Dümdüz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada kesiyorum. Ben şimdi bunu bir sürpriz olsun diye çektim. Bu şekilde çektim. İki tane GTR birden koysaydım şeye, thumbnail'a ya da işte kapak resmine, işin sürprizi kalmayacaktı. Sürpriz dedim, böyle yapılır. Önce bunu bir yapayım. Yarınki videoda ikisini beraber konuşacağız. Diyeceğiz ki stok ARA34 GTR'la modifiye GTR'ın farkları neler? Bir sonraki videoda da sürüş testini yapacağız. Evet. Efendim. Konnichiwa. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdilik bu video böyle. Tadımlık olsun, kısa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Görmedeksin falan yazabilirsiniz. Yazmayın ama, yani öyle bir şey değil. Dediğim gibi aslında planlar biraz farklı ama bunları ilk videodan söylemek istemiyorum. Şimdilik bu şekilde ikisi beraber buradayken tadını çıkartmaya bakalım diyorum. Ama komplo teorilerinizi, planlarınızı tabii ki siz yazabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Şuradan bir thumbnail alalım mı? Geçici plakalığımız, arabayı limandan buraya getirirken, liman değil de auction'dan buraya getirirken koydum. Onun da hikayesini
sonraki videolarda göreceğiz. Aynı zamanda sürüş videosunu da izlemiş olacağız. Evet, şimdilik böyle kısa bir video olsun dedim ya. İkisinin arasındaki farkları bahsedeceğiz. Bu araba benimkinden daha yeni. 2001'in sonu bir araba. Yani artık GTR R34'ler biterken üretilmiş bir araba. Bayağı son üretim. Yani Koki dediğimiz versiyon. Koki, Japonyalı. İkinci seri ya da işte bir yeni kasa anlamına gelen. Bu da eski kasa. Ama bunların Zenki Koki'sinde hiçbir değişiklik yok. Birkaç tane farklılık var. Renk farklılığı, işte koltuğun rengi farklı falan filan. Bunlara detaylıca bakmış olacağız bir sonraki videomuzda. Kaputun altını açmayacağım ama kaputun altını görmeniz lazım, temizliği. Bu araba komple stok arkadaşlar. Stok olmayan bir iki parça bir şey var. Onları da görüşeceğiz. Size arabanın altını da göstereceğim. Daha önceki videolarda çektiğim aracın altını da hep beraber bakmış olacağız. Kilometresini duyunca inanamayacaksınız. Bundaki kilometre bende yok. Zor. Yani başka GTR'larda bu şekilde görmek zor. Şöyle arka tarafından da bir göstereyim. En azından etrafından bir dolandırmış olayım bu videoda. Detaylı farklarını sonraki videoda anlatacağım sizlere. Arada ne gibi farklar var vesaire bakacağız. Evet. Lambaların üzerindeki görüyor musunuz? Kaş. Kaş yaparken göz çıkarmışlar bak. Yok ya, ben bunları seviyorum aslında. Çok da kötü göstermiyor yani. Biraz daha, eğer onlar mesela bunda olsaydı daha agresif gösterebilirdi. Şu gördüğünüz yukarıdaki düzleme. Şurada bir eğim var böyle. Buraya kaş yapıyorsunuz bu şekilde. Daha kötü görünmüyor. Ben kötü görünüyor diyen varsa I disagree yani. Ama bu tamponla o kaş uymuyor. Yani sinirli görüneyim derken gülüyormuş gibi, böyle bıyık altı sırıtıyormuş gibi bir hal var. Sinirli de görünemiyor. Ama onu buna alsan bu tamponla beraber yani adamın aklını alır bakış. Bence. Evet. Stok GTR az görmüşsünüzdür. Size bol bol stok GTR anlatacağım. Bakın, radyatörü orijinal, içerisi komple orijinal. Aman ya Rabbi. Birkaç değişeni var ama onlar böyle tuning sayılmayacak şeyler. Arabanın altından da bir iki video çektim kamyondan indirirken. Onları da sizlere göstereceğim. Yorumunuzu çok merak ediyorum ya. Biraz sürpriz oldu bu. Arabaya bakınca da şey yapabilirdim. İlk görmeye gittiğimde story atabilirdim mesela. Hiçbir şey atmadım. Sürpriz olsun diye bugünü bekledik. Bayağıdır. 10 gündür falan bugünü bekliyoruz. Bu arabayı görmek için bununla bir günde 700 km yol gittim. Evet. Videolarda falan yok. Hani GTR yatıyor sanan arkadaşlar. GTR yatmıyor. Ben GTR'i kullanıyorum. Örtünün altındaydı. Örtüyü de yeni kaldırdım video çekeceğim diye. Buraya aslında güzel kapalı akordeon garajlardan yapmayı düşünüyorum. Lakin ev bizim olmadığı için öyle kafamıza göre betonu delip çakma işlemleri yapamıyoruz. Az daha sabır, evimize geçelim. Ama eve geçene kadar durur mu? Hadi hayırlısı bakalım diyelim. Hayırlısı olsun yani, durur mu durmaz mı bilemiyorum ama hayırlısı. Evet, sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Spacer. Ben hatırlıyorsanız daha önce orijinal jantım varken demiştim yani spacer takılsa ne olur acaba falan diye. Yani giri yani neredeyse gelmiş ama gene de içeride. Hafiften tow olduğu için de alt taraf dışarıda. O yüzden çok kötü görünmüyor yani. Görünüşü o kadar da, tahmin ettiğimiz kadar da bozuk değil. Şuradan bakınca. Arkadan daha güzel anlaşılıyor da arabanın şöyle hafiften bir camber olduğu. Dönüşlerde yardımcı olur camber. Abartmadıkça tabii. Saçmalamadıkça. Çok güzel bir egzozu var ama görünüşü çok güzel. Sesi çok tatlı. Böyle yırtan bir sesi yok. Acayip sesi yok böyle. Ama çok tatlı. Sen üzülme sen. Ne oldu ya? Hemen boynunu büktün gibi oldu. Bir şey demiyorum sana ya. Sen sakin ol. Merak etme. Bak onda Skyline bile yazmıyor yan taraflarında. Görüyorsun. İlk aldığımda bunun etiketleriyle ilgili çok şey yaptıydım. Ya çok güzel görünüyor. İyi ki yazmışlar falan diye. Bak burada Skyline yazıyor. Burada GTR Skyline yazıyor. Bunlar fabrikadan gelen opsiyonlar üzerinde. Mesela bunu ilk sıfır alan kişi öyle bir opsiyon istememiş. O yüzden bunda yok.
Yani onlar sonradan yapıştırılan şeyler değil. Fabrika çıkışında adam istemiş onları. Bunda yok. Ben onu tabii ki tercih ederim. Çok çok güzel görünüyor. Bunları Yahoo Auction'da gördüm geçen gün satılıyordu. 300 dolar mesela stickerlar. İyi parayı satıyorlar yani sadece stickerları da. Fabrikadan beri olması ayrı bir güzellik. Hem de arabanın hiçbir şekilde dokunulmadığını gösteriyor. Tabii ki istese sonradan yapıştırılabilir ama fabrikadan olduğu belli. Evet arkadaşlar ne uzattık ya. Hadi sonraki videoya geçelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yani evden çıkınca da şu duyguyu yaşamak ayrı bir şey. Şaka gibi. Rüyada gibiyim. O kadar. Süpercar sevenler tabii ki bu tarz şeylere saçmalık diye bakıyor olabilir. Bilmiyor olabilirsiniz. Siz de hakir görmemek lazım. Arkadaşlar bu arabalar şu an Ferrari 458 alabilir fiyatında. Öyle diyeyim sizlere. Yani siz o da umurunuzda olmayabilir de hani genel olarak değerini en azından o şekilde belki bilirsiniz diye söylüyorum. Uçtular gidiyorlar. Yakalayabilene aşk olsun. Görmediklik değil bu ya. Bu bir aşk mı diyeyim ne diyeyim. Başka bir şey de alınabilirdi bunun yerine ama. Yani yatırımlık bile olsa. Yakında gidilecek bile olsa bir tanesi. Hani bu olmayabilirdi. Başka bir şey olabilirdi ama. GTR ve mavi oluşu. Ayrı bir sempati. Ayrı bir sevgi. Öyle diyeyim. Hadi görüşürüz.